Umutsen bir merkezi bir faaliyet haline dönüşeli 2011'den bugüne herhalde bir 13 yıllık bir zaman dilimi oldu. Ve biz her yıl o dönemin toplam sene içerisindeki işçi hareketi, yani genel olarak da sınıf mücadelesi zemindeki gelişmeleri bu konferanslara yansıtmayı... Doğrudan o mücadelelerin temsilcisi olan işçi, emekçi arkadaşların kendi dağarcıklarında o bir yıllık içerisindeki gelişmeyi ve yurttaki dünyadaki genel siyasal gelişmeleri de örtüştürerek kendi değerlendirmelerini bizlerle ve izleyenlerle ve genel olarak da bunun propaganda materyalleri üzerine tüm, tüm topluma, halka anlattıkları bir düzlem olarak konferansları yapa geldi. Ee, biz e, önceki dönemlerde kendimize e, ara bir sendikal odak diye bir tanımlamayı e, doğru buluyorduk. Sonra e, yıllar içerisinde bu faaliyetin yaygınlaşması, yurt çapında bir yayılıma ulaşması, iş kolları e, düzeyinde e, bir yaygınlık e, kazanması e, ve faaliyetin çevresinde hem nitelik açısından hem e, nicelik olarak e, ilişkilerin büyümesi sonrasında da bunu bir merkezi, siyasi, e, sınıfsal bir odak olarak e, tanımladık. E, orada da en son geçtiğimiz yıl e, esas olarak düşmanı tanımak, e, çünkü eğer bir mücadele varsa, bu mücadele bir sınıf mücadelesi ise, e, özünde bir iktidar e, hedefiyle hareket edilen e, ve bütün dolayımı da e, güncel yoğunlaşmasını da bir iktidar yani toplumun dibindekilerin işçi sınıfının emekçilerin kendi kendilerini yönettikleri kendi sendikalarını kendi mahallelerini kendi kurumlarını ve dolayısıyla giderek kendi mahallelerini ilçelerini illerini ve ülkeyi yönetebilecekleri bir kudreti kendi üretim ve yaşama edimleri içerisinde taşıdıklarını iddia ettik. Bunu kendi icat ettiğimiz ya da ulaştığımız bir fikir olarak değil, tarihsel olarak ezilenlerin, ezenler karşısındaki kavgaların içerisinden ve işçi sınıfının kapitalistlere, kapitalizme ve onun devletine karşı dünya tarihsel planda yürüttüğü mücadelelerin genel bir bilinci, bilgisi, çıktısı olarak gördüğümüz için de bunun altını çizerek düşmanı tanımak eksenli bir e, bir konferans içeriği geçen yıl yani gerçekleştirdik. Burada da güncel olarak e, düşman kim e, sorusuna verdiğimiz yanıt bir e, emperyalist e, kapitalist sistem, e, emperyalist e, sömürü politikalarını bir emperyal düzeyinde en tepede bir e, merkezi hiyerarşik bir iş bölümüyle gerçekleştiriyor bu iş bölümü sonucunda da dünya pazarlarına bu işleri dağıtan ve işi geri alan, çok dağıtan, az dağıtan ülkeden ülkeye, o ülkelerle ilgili emperyalist merkezlerin hesapları, tasarımlarına, tasarımları doğrultusunda ve oradaki rejimlerin siyasal içeriklerini de belirleyecek ve onların işte kendi işçi sınıflarına olan baskı politikalarını arttıran, azaltan, yine kendi ihtiyaçları doğrultuda emperyalist merkezlerin bir biçimde bu işlerin işlediği ve yerel düzeyde de Mahir Çayan'ın çok veciz bir şekilde altını çizdiği emperyalizm bu ülkede içsel bir olgudur derken kastettiği içerideki işte yerli tekelci burjuvazi diye geçmişte hani tanımlanan ve onun öyle bir oligarşik temeldeki ülkeyi yönlendiren, yöneten ilişkileri bunun içerisinde e, asker-sivil bürokrasi diye o dönemlerde tanımlanan ve bugünlerde mevcut işte güvenlik güçleri, kolluk, e, yargı, e, yargı mekanizması e, ve bunun içerisinde her tür devlet kurumunu barındıran bir yapı. E, bu yapının giderek e, oligarşi içerisinde e, tekelci sermayenin, yani uluslararası kapitalizmle yani emperyalist merkezlerle ilişkileri en yoğunlaşmış olan holding kesimleri tekelci sermaye kesimlerinin en tepede olduğu ve aşağıya doğru da bir tür bir hiyerarşik işleyişin emperyal merkezden Türkiye'ye Türkiye'den de kendi içinde daha en dipteki şirketlere sarı sendikalara taşeron şirketlere uzanan aslında ekonomik görünümlü politik bir devlet hiyerarşisini de e, hiyerarşisinin de iç içe geçtiği bir yapı tanımladık. Yani bu yapı e, bir holdingçi e, rejim. Yani holdingçi rejim bu emperyal politikaların e, taşıyıcısı olan esas olarak e, oradan gelen dedektifleri e, yerel düzeye tercüme eden kendi çıkarlarını da bunun içerisinde tanımlayan e, ve devletin tüm kurumlarını e, işte kültürü, sanatı, medyayı, üniversiteleri, akademedyayı e, bu doğrultuda seferber edebilen algıyı bu doğrultuda toplumsal algıyı üreten tarikatları, sendikaları, odaları, sosyal medyayı bir bütün olarak toplumsal yapıda rızayı üretecek her tür ideolojik şeyi aparatı yani siyasi partileri, dernekleri, STK'ları bu doğrultuda yönlendiren uluslararası fonları bunlar ister ABD'den, ister ABD'den, ister İran'dan Suudi Arabistan'dan Rusya'dan Çin'den gelsin kimden geliyorsa gelsin Bu doğrultuda bu rıza üretiminin bir parçası kılmaya çalışan bir düşman tanımlaması yaptık bu holding holdingçi güçler diye tanımladığımız şey bütün bu ilişki dünyasını içeren bir çıkar ilişkilerine dayalı yani Tekel sermayen'in arkasına dizilmiş. E, bu işçinin işte bir ekonomist de olabilir, bir gazeteci de olabilir, e, işte bir yerde bir e, sarı sendika e, delegesi de olabilir, yani bir yerde bir mafya hani grubu da olabilir, bir, bir yerde bir spor kulübü temsilcisi ya da işte bir e, futbol e, kulübü taraftar e, grubunun önderliği de olabilir. Tamamı e, oradaki ya da bir yerde bir tarikat şeyhi ya da onun yerel temsilcisi, bir yerde bir Yöre Derneği Başkanı falan da olabilir. Totalde bunlar e, il il oluşturulmuş e, yerel e, oligarşik yapılara dayalı ve bunun bir tür bir koordinasyonuyla işleyen e, e, bir, bir tür bir holdingçi rejim e, ve holdingçi güçler hatta bir tür holdingçi faşizm diyebileceğimiz temelde e, bir e, işleyiş biçimleri. Yani bunlar gerektiğinde yasayı bypass bay, edebilen, holdingler için işte sendika kanunu, iş kanunu, e, işçi sağlığı, iş güvenliği kanunu, çevre kanunu, orman kanunu yani halkın çıkarlarını ilgilendiren kimi kırıntıları içeren geçmiş anayasal toplumsal, toplumsal toplum sözleşmesi düzeylerinden kalan kırıntıları da bypass eden ve bu holdingçi güçlerin tamamını ceza kanunlarından vareste kılan, bunların yargılanmadığı bir hukuksal zemin inşa eden bir yapı. Bu aynı zamanda kentleri mekansal düzeyde de kültürel düzeyde de yeniden inşa eden, esas olarak sömürü sürecinde ki ucuz iş gücüne ve yoğun sömürü politikasına gelebilecek olası itirazları yatağında bastırmaya, bunu gönüllü biçimlerde rıza yoluyla gerektiğinde zor mekanizmalarının devreye girdiği biçimlerde isyan korkusunu bastırmaya dönük bir sürekli teyakkuz halinde olan bir rejim işleyişinden söz ediyoruz. Dolayısıyla savaşımız tüm bu holdingçi güçlere yani anti-emperyalist bir temele dayalı, anti-kapitalist bir zeminden hareket eden ve bunun anti-oligarşik tüm ilişkilerini kapsayan bir mücadele anlayışı doğrultusunda hedefimiz bunlar, düşmanımız bunlar. Bu ilişkiler geriletilmeden, bunlarla bir hesaplaşma düzeyi, düzlemleri yaratılmadan da Türkiye'de bir işçi sınıfının mevcut hapsedildiği alanı, cendereleri, kırma, dağıtma olanakları ne yazık ki zayıf. Şimdi 90'lar itibariyle Türkiye'deki değerimci hareketin işçi sınıf hareketinin bir taraftan dağıtılması, bir taraftan içerilmesi yani bir tür değerimciliğin tasfiyesi ve aynı zamanda bunun bir düzen içine içerilecek mekanizmaların gelişkin bir şekilde sola sunulması yani projeler, fonlar, işte STK'laşma, yasal partileşme, işte sendika bürokrasisi doğrultusunda fikirler yani geliştirme, uluslararası sendikal bürokrasiyle de e, ilişkili halde e, bir tür bir işçi sınıfının e, iyiliş edilmesi, ehlileştirilmesi e, sürecine doğrudan sosyalist sol kadroların da eşlik etmesi gibi süreçleri e, çok acıklı şekillerde e, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. E, şimdi bugün geldiğimiz e, safahatte artık holdingçi güçlerin bugüne kadar başarılı bir şekilde organize ettiği mafyalar, tarikatlar, siyasi partiler, sağdan sola, ülkücüden, komüniste, işte sosyaliste sola, sağın değişik değişik türevlerine bütün bu aparatların gerektiği biçimde işlemediği, yani eskiden şefle işlediği ve rıza sürecini bir, bir şekliyle holding merkezleri açısından başarılı bir şekilde yürüttükleri o operasyonlar yani topluma yönelik operasyonların artık eskisi kadar etkili bir şekilde işlemediğini görüyoruz. Yani halkımızın, işçi sınıfının bunu amiyane tabirle yemediğini. Dolayısıyla bu yaşanan büyük hani enflasyon, ya yani yüksek enflasyon, yoksullaşma, işsizlik rakamlarının Özellikle genç nüfusların çalışmaktan kaçınması tırnak içerisinde. Yani zaten asgari ücretle eğitimli insanların çalışmaktan uzak durarak, durarak asgari ücretle çalışma durumunda kalmaktan imtina etmesi ve işsizlik rakamlarındaki şişme, işte çiftçiliğin giderek dağıtılması yani nasıl orada da bir şirketleşme ve tekelleşme doğrultusunda halkın meralarını ve tarım arazilerinin ancak kendisi bir toprak parçası satarak bir başka toprak parçasının tarlayı ekimi ancak öyle finanse edebildiği bir olgu. Tüm Türkiye tarımının gerçek olgusu yani borçlanarak satarak yani 3 inek satarak 10 ineğe bakmak bir tarla satarak e, diğer tarlayı ekmek biçiminde olan tarımsal e, alandaki döngü de e, bu tarım üretimi yapan insanları giderek büyük şirketlerin işçisine dönüştürdüğü ya da en yakın organize sanayinin işçisine dönüşmeye mahkum ettiği bir e, hayat hakikatini e, emperyal merkezden Türkiye'deki holdingçi merkezler üzerinden de tüm topluma e, bu e, elbiseyi giydirmiş durumdalar ve dolayısıyla burada işçileşme giderek artıyor, işçi sayıları, işçilik yapacak insan sayısı artıyor ve dolayısıyla hem emeklilik süreci sosyal güvenlik politikaları tarumar edildi, darmadağın edildi, halen buna dönük bir yeni saldırı politikası yeni iş kanunu, yeni emeklilik düzenlemeleriyle bu doğrultuda saldırı arzusunu estekleştirme doğrultusunda. Türkiye İşveren Sendikalarının, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, e, TOB'un e, yoğun bir çabası var. Bu konuda e, iktisatçılardan e, işte e, çalışma ekonomisi e, uzmanlarına, şirket ikalarına dönük yoğun bir propaganda faaliyeti hala e, sürdürülüyor. Dolayısıyla e, toplum e, giderek bunun farkına varıyor. Yani menzildeki bölünme, İsmail Ağa'daki kavga ve bölünme, e, mafya grupları arasında e, mevcut rejimdeki ve muhalefet arasındaki e, saplaşmaya göre yeniden dizilme yani, gibi işler hem devletin geleneksel e, sert çekirdeği olan kont kendi içerisinde bir tür bir e, nasıl diyeyim çatallanması e, e, yani bir tür bir klikler e, koordinasyonu zoraki bir koordinasyon düzlemiyle birbirleriyle çelişkili bir şekilde kalmaya devam etmeleri. Hem de bugüne kadar başarılı bir şekilde AKP ile Erdoğan'la e, getirdikleri rejimin e, artık toplumun tüm kesimlerini e, bir arada tutan e, bu holdingçi merkezlerin e, hegemonyası doğrultusunda rıza üretme e, kapasitesini sürdüremediğini e, böyle bir e, politik e, vaatkarlık içerisinde olamadığını görüyoruz. Ve bu, bu durumda da işte İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi, Yavuz Arolaloğlu gibi, işte Ümit e, Özdağ gibi, e, işte Fatih Erbakan gibi aktörlerin e, ya da işte Sinan Oğan gibi aktörlerin sahaya sürülmeye çalışıldığını izliyoruz, gözlüyoruz ama bunların da e, Türkiye'nin dört bir tarafında isterseniz bu coğrafyalara milliyetçi muhafazakar coğrafyada ister işte Aleviler ister Kürtler ister göçmenler üzerinden bu toplumda e, bir rıza üretecek, manipülasyonu üretebilecek kudretleri henüz yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu rejimin bekası açısından büyük bir sorunsal haline geliyor. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani buna yön veren, yani bu devlet bir holdingçi devlet ve holding merkezleri tarafından yön verilen bir devlet. Bunu nerelerden görüyoruz? Parantezi açarsak. Her tür işçi ve emekçi mücadelesinde bu ister topraklarını altın şirketlerine, işte enerji şirketlerine karşı savunan köylüler olabilir. İstesi bir yerde hak arayan işçi toplulukları olabilir. E, doğrudan karşısına dizilen mekanizma hukukun savcısından, hakimine, kolluğuna, ilçe yöneticisine ve oradaki iktidarına, siyasetine, muhalif muhalef, e, partilere e, oluncaya değin e, karşısında bir yüzde 15-20'lik bir e, blok görüyor halk. E, ve bu bir Anadolu'da yeni bir proleter emekçi halk gerçekliği diye ifade ettiğimiz yeni bir ileri kaba olabilir ama ileride bir bilinç düzeyi sınıf yani bir sınıf bilinci düzeyini temsil ettiğini görüyoruz ve bu konferansı yaklaştığımız konferansı bu düzlem içerisinde değerlendiriyoruz. Yani dolayısıyla bu konferans bir toplumsal kurtuluş stratejisinin zeminlerini tartışacak bir e, konferans. Yani bir e, adım daha bu düşmanı tanıyoruz. Yani e, eski masalda Tepegöz'ün zayıf noktası onun gözü. Yani gözüne saplayınca e, Tepegöz'ü devirebiliyoruz. E, bu düşmanı e, tanıma e, çabası e, bu salt e, değerimcilerin, sosyalistlerin, işçi sınıfının öncüle öncüsü olan güçlerin değil, halkın bir bütünü olarak bu düşmanın e, iskeleti encamı, endamı işleyişi konusunda bir fikre e, varmasını sağlayan süreçlerin e, mücadelelerin e, birikimin oluşması lazım. Ben e, Bunun oluşmaya başladığını yani bu geçtiğimiz 10 yılın mücadelesinin halkın e, giderek karşısındaki düşman ve onun koalisyonlarını e, tanıdığı e, süreçlerin yaşandığını içinde olduğumuz bu e, tarihin en büyük e, toplumsal gasp faaliyetinin, en büyük çökme faaliyetinin e, yaşandığı, yani toplumun emekçi, işçi, yoksul kesimlerinden e, holdinglere doğru büyük bir servet transferinin e, yaşandığı ve burada da e, iktidarından muhalefetine e, bir ortak yönetişimle toplumdan gelişebilecek tepkileri e, soğurtmaya, yalıtmaya bir seçim düzleminde bir tür tırnak içerisinde hesaplaşarak bu öfkenin, bu büyük hırsızlığın üstünün örtülmeye çalışıldığı bir bir hakikat olgusuyla karşı karşıya. Şimdi burada bize düşen rol bir bu ilişki biçiminin iktidarından muhalefetine bu ilişki biçiminin teşhiri üzerine yükselecek bir muhalefet Düşmanın işte flu olan henüz böyle bir kendisini gizlediği sakladığı yönlerin de üstünü örtüsünü açıp dağıtan halka gerçekleri açıklama mücadelelerini çabalarını daha da merkezi düzeyde yoğunlaştırarak sürdüren buradan da siyasi bir cepheyi bu yıl içerisinde tanımlama iradesini gösteren yani bir cephe o cephenin bayrağı o cephe bir e, işçi devrimciliği sınıf devrimciliği cephesi o cephe siyasi bir cephe o cephe tarihsel bir cephe yani o cephe e, iki Türkiye tanımlayan bir cephe yani bu yüzde on beşlik işbirlikçi emper, hani emperyalist merkezle e, çıkar ortaklığı içerisinde olan kesimler e, bunun karşısındaki e, işçi sınıfının e, ittifakları ve dostları olarak sayılacak toplum kesimleriyle beraber yüzde 85'lik holdingçi olmayan bu e, cephe, çıkarları holdingçi güç ilişkilerine dayanmayan cephe. E, bu kavga iki dünyanın kavgası, iki sınıfın kavgası, iki Türkiye'nin kavgası. Biz işte bu büyük çoğunluğun e, yoksullaştırılmasına, geleceksizleştirilmesine, e, ve onların canı ve kanı üzerinden e, bir avuç e, holdingçi çıkar merkezinin servet biriktirdiği bu düzlemi e, dağıtmaya e, ve bunlarla hesaplaşmaya dönük bir e, hazırlık süreci içerisindeyiz. Bütün bu mücadeleleri, bütün bu e, çabayı e, bu hazırlığın içerisinde e, değerlendiriyoruz ve bunun temel e, e, şeyi çizgisinin. Anti-emperyalizm bayrağını kimseye bırakmayacağız. Anti-kapitalist duruşun bayrağını kimseye bırakmayacağız. Anti-oligarşik tutumun bayrağını kimseye bırakmayacağız. Anti-holdingçi bir vurguyu güncel halk mücadelelerinin, güncel hak mücadelelerinin temel temel sloganı haline getirmeye devam edeceğiz. Buradan da işçi sınıfının kurtuluşunu, ve onun stratejisinin yolunu açacağımızı düşünüyorum. Seçimlerle, işte halk oylamalarıyla bu işlerin olmayacağını idraki, özellikle 12 Eylül'den bugüne yaşanan onlarca seçim referandum süreciyle halkımız bunu kanıksadı diye düşünüyoruz. Burada gelişecek olan şey, zaten toplumun seçme seçilme hakkı diye bir şey yok. Yani memleketin işçisinin, çiftçisinin, tekstil işçisinin, gencinin e, parlamentoda orada burada sendikasında zaten seçilme yer bulma olanağı yok. Toplum buradan da kovulmuş durumda. Dolayısıyla yurttaş, yurttaşlıktan kovulmuş durumda. Yasalar, işçiler, emekçiler, yoksullar için işlemiyor. Yasalar zenginlerin yani bir oyuncağı haline dönüşmüş. Yani bir tür bir toplumu manipüle etmek üzere gündeme getirdikleri e, bir işte anayasa var sanki bir ortak sözleşmemiz varmış gibi bir yalanı satmaya devam ediyorlar. O yüzden AKP yeni anayasa e, sakızını insanlara çiğnetmeye e, çalışıyor. Bu sakızı da çiğnemeyecek bu halk. Dolayısıyla halk e, kendi adımını kendi atacak, kendi yumruğunu kendi vuracak. E, ne olduysa bugüne kadar dünya tarihinde halkın güçlü kollarıyla oldu. O kollarıyla da yumruğunu sallamaya başladığı zaman da bütün bu şişinik güçlerin tamamının e, darmadağın olacağını, kaçışacağını hep beraber göreceğiz ve e, umarım biz buna e, hayatımız fani hayatımız bunu görmeyi bize e, imkanlı kılar. E, bu sene konferansımızın zemini takip eden arkadaşlar açısından e, bunu bir çağrıyla hani noktalayalım yani mühendis olabilirsiniz işte sinemacı olabilirsiniz iyi kamera kullanabilirsiniz iyi grafik tasarımcılık yapıyor olabilirsiniz avukat olabilirsiniz doktor olabilirsiniz ya da bir yerde bir e, tekstil atölyesinde iyi dikiş dikiyor iyi ütü yapıyor e, olabilirsiniz bir madende kazma sallıyor olabilirsiniz ya da işte bir yerde güvenlik işçisi olabilirsiniz bir büroda beyaz yakalı e, bir çalışan olabilirsiniz ama mesela ya da bir tarlada tarım işçiliği yapan insan oluyor olabilirsiniz cinsiyetinizin ne olduğu bizim için önemli değil bu kavga ortak bir kavga bu kavga da umut sen bugüne kadar ayırt ediciliğini adamma odaklanma yapma etme elbette yanlış da olabiliyor eksik de olabiliyor burada merkezi samimi bir çaba var. Dolayısıyla derdi devrimcilik olan, derdi işçi sınıfı mücadelesi olan, derdi bu mücadelede temsil edilmeyenlerin temsil edilmesini sağlamak olan, derdi seçimcilik olmayan tüm dostlarımızı, bizi izleyenleri bu mücadelenin bir parçası, taşıyıcısı, inisiyatif sahibi olanı olmaya hani çağırıyoruz. Bu kavgada omuz omuza, el ele, kol kola herkesin yapabileceği, katabileceği bir şey olduğunu düşünüyoruz yani yüzlerce şey olduğunu düşünüyoruz yetmiyoruz yetemiyoruz birlikte mücadeleye birlikte yoldaşlaşmaya birlikte kardeşleşmeye çağırıyoruz bu yorum konferansımıza hepinizi bekliyoruz.